Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Şimdi hemen Moody's ile başlayacağız. Çünkü enteresan, bana enteresan gelen en azından şeyler var. Şimdi hocam biz Moody's'i konuştuk. Not artışı da geldi. Başbakan evet. Amerika'dayken geldi. Bir de o da tabii dikkat çekti. Evet. Ama sonrasında bizim BIST 100 iki işlem günü üst üste geri çekildi. Ve aslında hani... az önce yayından evvel de konuştuk sizinle. Tabii ki beklenti satın alındı, bir miktar düşüş olacaktır ama hani sizin deyiminizde sert bir gerileme oldu. Onun da ötesinde dolar fırladı gidiyor. İşte faiz 5'in altına indi. Ne oluyor? Bize bir anlatır mısınız? Evet, şu resmi bir çizelim. Yani gerçekten böyle zamanlar aslında çok bir şey değişmemiş gibi görünen, yani sıradan işler gibi görülebilir ama bazen çok önemli sinyaller üretebiliyor bu tür hareketler. Ve piyasalar açısından da özellikle borsada yukarı yönlü bir hareket vardı. Ve bu yukarı yönlü hareketin devamı konusunda yani birçok kurum kesinlikle hemfikir. Hı hı. Ve bu kurumlar hani borsanın önü açık çünkü ciddi bir büyümeye destek var. Merkez Bankası faizleri indirirken işte esnaf, sanatkarların faizleri çok düştü, çiftçilerin faizleri düşürüldü. Exim Bank, dün gelen bir habere göre Exim Bank'tan kredi kullanacak olanların faizleri düştü. Yani ciddi bir ekonomik büyümeye destek var. Diğer taraftan hatırlarsan Faruk Çelik zannedersem dün ya da önceki gün yaptığı bir konuşmada emeklilik konusunda, erken emeklilik konusunda çalışmaların tamamlandığını, işte ciddi bir mali yük getirmeden yapılacağını falan söyledi. Ya bunların hepsi aslında ciddi anlamda büyümeyi destekliyor. Türkiye'nin hikayesi belli, büyüyen, muazzam projeleri olan ki sadece bir havaalanının işte şeyine baksan toplam hacmi 90 milyar TL'ye yaklaşıyor. Öte taraftan işte 3. köprüsü vesaire, nükleer santraller, Boğaz, İstanbul'da iki büyük şehir projesi, bütün illerde bu kentsel dönüşüm projeleri vesaire, bunlar büyümeyi ciddi anlamda tetikleyecek şeyler. Büyüme varsa firmaların karları artar. Tabii. Ve dolayısıyla da borsanın yukarı gitmesi lazım ama senin az önce de söylediğin gibi, yalnız Barış gerçekten tebrik ediyorum seni. Sen de artık bayağı ciddi anlamda piyasalar konusunda uzman oldun. Sayenizde. Çünkü dışarıda sevgili seyirciler, dışarıda konuşurken zaten hocam olması gerekmiyor muydu dedi. Yani bir düşüş, hani beklenti bitti, gerçekler satılıyor. Evet, gerçekler satılıyor. Dış piyasalardan hep daha pozitif ayrışan endeks bu aşamada biraz daha negatif ayrıştı. Yani dün dış piyasalarda çok büyük bir sorun yoktu. Amerika, Avrupa çok yüksek açıldı. Sonra geri çekilme yaptı ama bizde %1.91'lik bir düşüş vardı borsada. Bu arada dolar çok kritik bir seviyeye aştı. Yani 1.83'ü aştı. Evet. Ve 1.83 gerçekten 2011'in sonundan bu yana, yani 2011'in sonunda 1.92'ye kadar çıkmıştı dolar. Ondan sonra da 1.74'lere kadar gerilemişti. Ve o aşamadan sonra da dip seviyemiz 1.75, tepe seviyemiz de 1.83 olmuştu. Bir defa sadece 1.87'yi görmüştü. Şimdi dolarda da hızlı bir artış var. Bir yandan dolarda hızlı artış var. Diğer taraftan sadece Türk lirası dolara karşı değer kaybetmiyor. Diğer paralara karşı da değer kaybediyor. Yani Euro'ya karşı da değer kaybettik. Bu nedenle döviz sepeti dediğimiz %50'si dolar, %50'si euro olan sepet 2.06'dan 2.11'lere geldi. Evet. Bu aşamada faizlere baktığımızda faizler Moody's not artışıyla birlikte 4.61'e kadar gerilemişti. Dünkü kapanış 4.93 ve hala 5'in altında. Şu an Barış, bir dinamik vardır. Yani piyasaların kendi içinde bir dinamiği vardır. Ve bu dinamik
üç merhaleye ayrılır. Bir tanesi kaotik piyasa dediğimiz, piyasanın ne yapacağını çok fazla bilmemesi, fikir birliğinin oluşmamış olması ve yatırımcıların kendi başlarına kararları verirken hepsinin birbirinden bağımsız kararlar veriyor olması. Davranması. Sonra yatırımcıların belli bir fikre odaklanması, bir belli bir beklentiye odaklanması ve düzenli piyasaya geçiş. Bu düzenli piyasaya geçişte kaotik bir ortam oluşuyor. Bunu benim bir kitabım vardı. Borsada analiz ve daha sonra da yatırımcı ve teknik analiz sorgulanıyor kitabında. Bir fizikçi Tony Sfaga şey yapmıştı. Fizikçi olarak piyasalarda işlem yapıyor. Sonra anlamaya çalışıyor piyasaların dinamiğini. Sonra şunu fark ediyor. Fizikteki akışkanlar mekaniği vardır. Akışkanların dinamikleri vardır. Borsadaki hareketleri, finansal piyasalardaki hareketleri inanılmaz bir şekilde buna benzetiyor. Ve bir bakıyor ki hakikaten davranış biçimi tamamıyla kaotik. Yani aslında kaos, karmaşa ve belirsizlik anlamına gelir ama burada söylenilen şey, belirli bir yeni yapı oluşurken, yani yeni bir trend oluşurken oluşmadan önceki kafa karışıklığı diyeyim. Ve bu trend belli, çok uzun bir süre devam ediyor. Şimdi grafiği verecek olursak biz daha önce özellikle endekste işte 50 bin seviyeleri görülmüştü. Ve bu 50 bin seviyelerinde yukarı aşağı yukarı aşağı dedikten sonra özellikle coherent piyasa dediğimiz düzenli piyasaya geçiş zamanı özellikle şu seviyenin kırılmasıydı. Yani bu seviye yukarı kırıldıktan sonra, yani 63 binden sonra ciddi bir yükseliş trendi başladı ve bu yükseliş trendi devam etti. Ve bu yükseliş trendinin devam ederken ivme değiştirdi. Yani şu ivmede giderken yükseliş trendi daha sonra şöyle bir ivme kazandı. En son Moody's'in notu artırmayacağı ortaya çıktığında bir sert düşüş yedi piyasa. Ve buradan itibaren de bu şeyin üzerine gidiyor. Şimdi şöyle bir bakacak olursak genel olarak borsaya. Burada lineer bakmamız lazım. Hı hı. Genel olarak borsaya 2008 krizinden bu yana bir bakış, farklı bir bakış sergilemeye çalışacağım. Şimdi bu seviyeden itibaren şöyle bir trend var. Bunu matematiksel olarak çiziyor şey bilgisayar ve bu trend aslında 2008 krizinin dibinden itibaren şu ana kadar süre içerisinde ki bir trend. Bu trendi uzattım. Şimdi bu trendten uzaklaştıkça, yani şu orta trendten, ki bu matematiksel bir denklemdir bu trend. Yani şu an biz bu programın içerisinde bu trendi çizerken kafasına göre çizmiyor. Zamana bağlı olarak borsanın trend denklemini çiziyor. Dikkat edersen burada bir uzaklaşma var ve bu uzaklaşma yaklaşık olarak 71 bin seviyesinde kendini gösteriyor. 71 bin seviyesinden sonra, yani uzaklaşıyor, belli bir uzaklaşıyor. 55 binle 71 bin. Evet. Yaklaşık 16 bin puanlık bir uzaklaşma var ana trendten. Şimdi trend seviyesine baktığımızda burası 78 bin. Peki burası kaç? 93 bin. Yaklaşık olarak 78 binden 93 bine de 15 bin puanlık bir uzaklaşma var trendten. Dolayısıyla normalde her yerde olduğu gibi, her finansal veride olduğu gibi belli bir süre bu trendten uzaklaşırsın. Bu trendin altına düşersin. Ama benim görebildiğim kadarıyla mesela burası trend 65 binken dip seviye yaklaşık olarak 49,5-50 bin civarı. Dolayısıyla 15 bin puan. Yani şu trend üzerinde baktığımızda endeks 15 bin puan uzaklaşmış, 15 bin puan altına düşmüş. Dolayısıyla şu anda da oldukça uzak bu trendten. Şimdi bu dinamikler gereği bu trend devam ederken bu ortalamaya bir miktar dönmesi lazım. Sebep ne? Birçok beklenti bitti. Şimdi bir başka beklenti daha var. O da S&P'nin not arttırma olasılığı, evet, veya JCR'ın not arttırma olasılığı. Ama o
o beklenti çok önemli bir trend oluşturacak bir beklenti değil. Asıl trendi oluşturan şey yatırım yapılabilir seviyeye gelme beklentisiydi. Ben o yüzden şeye katılmıyorum. Yani bir S&P'nin not artırması da en az Moody's kadar etkiler. Etkilemez. Yani o kadar etkilemez. Hı hı. Daha artık tamam yatırım yapılabilir seviyeye geldik. Bundan sonra fonlar gelecekse gelmeye başlarlar. Ama birisi gelirken öteki çıkar. Çünkü buraya daha önce gelmiş olan ve ciddi kar etmiş olan fonlar var. Dolayısıyla bu trendler oluştuktan sonra congestion dediğimiz yani bu karmaşıklık ve önünü görememe yani şuradaki gibi yani şurada da gidiyor yükseliyor ve arkasından yatay gidiyor. Şimdi böyle bir dönem başlamış olabilir endekste. Eğer böyle bir dönem başladıysa çünkü şeye bakarız biz gelen bilgi enformasyonla formasyon uyumsuzluğu dediğimiz yani formasyon düşüyor bilgi. Bilgi kötü değil. Bilgi olumlu. Notun artmış vesaire. Artı not artışından sonra da %2'ye yakın düşürecek bir haber de yok ortada. Yani bu tam anlamıyla bir kar realizasyonu. Fakat bu kar realizasyonu acaba devam edecek mi? Ve nereye kadar devam eder sorusu sorulduğunda endeksin teknik dinamiği bize şunu gösteriyor. Şimdi dikkat et bir şey göstereceğim. Örneğin şu seviye dikkat edersen. Ve şu eğriye bir bakacak olursak aşağıdaki şu eğriye bakacak olursak bu eğri tam zirveye gelmiş. Burası 90 seviyesi. Ama henüz daha endeks tam zirveye çıkmamış. Endeks zirveye çıktığında eğri 79'a düşüyor. Bu anlamda bir olumsuzluk oluşuyor. Yani endeks yukarı giderken eğrinin düşüyor olması belli bir süre sonra eğrinin düştüğü yönde hareketin gelişeceğini gösteriyor. Yani eğri aşağıyı gösteriyor. Yani biz şurayı görmüyor olsaydık bak şimdi orayı göstereyim şöyle. Yani ondan sonrasını hiç görmüyor olsaydık şöyle. Biz diyecektik ki bakın işte zirve yapmış fiyatlar yukarı gidiyor ama eğri yukarı gidemiyor. Evet. Bu sıkıntı yaratır diyecektik. Nitekim benzer şekilde buralarda da aynı şeyler oldu. Yani şuralarda da oldu. Mesela endeks yukarı gitti ama eğri gidemedi. Arkasından düşüşler geldi. Buradaki düşüşler düşük gözükse de 77 binden 74 bine kadar yaklaşık olarak 3 bin puanlık düşüşler bunlar. Şimdi bu aşamadan sonra biz ileri doğru baktığımızda yani şu ileri doğru baktığımızda çok bariz bir şekilde şurada bir zirve var. Ve bu zirveden itibaren endeks yükselmeye devam ediyor. Bizim için ilk zirvenin çok anlamı yoktur. Yani ilk zirveden sonra eğer bak mesela burada bakıyoruz 92 seviyesine gelmiş talep. Talep konsantrasyon eğrisi. 92'nin altına düşmeye başlıyor. Ve yeni zirve 93.000'de oluşmasına rağmen ki ilk anda talep konsantrasyon eğrisi oradayken 87.000, 88.000. 5.000 puan daha artıyor fakat endeks artarken eğri bunu teyit etmiyor. Bu nedenle teknik olarak bir geri çekilme zaten olmalıydı. Yani cuma günü bunun sinyalini şeyde aldım ben zaten. Hani cuma günü baktım 93 bin. Sen yayındaydın hatta dedim ya 93 bin açıldı. Uzun bir süre bu seviyenin üzerine artık çıkamaz. Çünkü ilk gördüğü seviye not artışından sonraki en önemli direnç seviyesi olacaktır. Şimdi aşağı doğru geliyor. Tahminen bugün ben endekste şöyle bir hareket bekliyorum. Yani şuradaki gibi, aynı şundaki gibi. Yani aşağıya doğru gidişle açılacak, sonra bir miktar yukarı gitmeye çalışacak ve duracak orada büyük bir ihtimalle. Eğer şu hareket oluşursa, yani bir bekleme oluşursa, düşüş olasılığı hala devam ediyor ve bunun da dibi 88.800. Yani 80 zaten şu an endeks 89.000 yani 90 bin seviyesinden kapandı. Yani yaklaşık 1200 puanlık bir hareket. Bu çok rahat görülebilecek bir şey. Yani en azından 1000 puanlık bir aşağı yönlü hareket daha bekleyebiliriz. Ne kadar süre içerisinde? Önümüzdeki 2-3 gün içerisinde buraya kadar geri çekilmeyi görebiliriz. İşte piyasa da şu kararı verebilir miyiz? Henüz çok erken. Acaba bu trendten artık bir dur, artık bir süre bu trend zayıflayacak ve bir yatay, sıkışık, hatta aşağı eğimli bir hareket mi göreceğiz? Ki bu aşamada ben sağlıklı düşünen bir yatırımcı, normal şartlarda daha önce 86 bin
586.700 direnci vardı. Bu 86.500-700 direncine kadar bir geri çekilmeyi beklemesi lazım yeni alım yapması için. Çünkü düşüş sert. Bu benim bu söylediğim şeyi terse çıkartacak şey bu 91.750'nin üzerinde kapanış. Yani 91.750'nin üzerinde bir kapanış olursa o zaman düşüş senaryosunu bitiririz. Yani evet. O zaman 93.000 seviyesine kadar yeniden bir yükseliş gelir ki o zaman da zaten yukarı kırar gider. Ama bu olasılık şu an için az. Yani az derken de yüz defa böyle olayla karşılaşsak yani bu şekilde 15'inde 20'sinde 93.000'i kırar gider. Ama genel olarak 80'inde de aşağı yönlü hareketler devam eder. Bu açıdan baktığımızda biraz borsa açısından şöyle biraz kenara çekilip biraz izlemede kalmakta fayda var. Çünkü bu arada dolar da yukarı gidiyor. Ben şeyin de arttırdığını düşünüyorum doları. Burada beklenti bitince ben cuma günü hissemi satıyorsam Barış, sattığım anda biliyorsun şey alamıyorum. Parayı nakit olarak çekemiyorum. T artı 2 var. Pazartesi olacak. Salı günü de öğleye kadar paramı çekebiliyorum. Eğer salı öğleye kadar paramı çekeceksem ve ben çıkmak istiyorsam, yabancı yatırımcıysam, satmışsam ne yapmam gerekiyor? 2 gün valörlü dolar almam gerekiyor. Yani cuma günkü dolar alımlarının bir kısmı da bence öyleydi. Yani tamam faizler düştü, TL değer kaybediyor ama bunun bir miktar var. Evet mesela tahvilde bonoda satış yaparak gitmek isteyenler 2 gün valörlü dolar alımı yaptı. Dolarda bugün bir miktar durma görmeliyiz. Yani aslında biraz çıkma niyeti olanların da alımları vardı. O yüzden bugün dolardaki yükseliş biraz durur. Biraz geri çekilme olabilir ama sonra arkasından yeni bir dalga gelecek diye bekliyorum. Dolara biraz sonra bakarız. Evet. Bu anlamda borsada bir miktar daha tepelerde bir yerdeyiz. Ama hisse almak konusunda çok çok seçici davranmak lazım. Yalnız şunu da söyleyeyim. Dün borsa düşerken yükselen hisseler de vardı ve yükselen hisselere baktığımda hakikaten çok sağlam, güçlü yapıdaki hisseler o kadar da kötü değildi. Peki hocam şimdi sizin bu analiziniz bağlamında sorular var tabii. Turgut Çin diyor ki Merkez Bankamız not artışı sonrasında paranın Türkiye'ye hemen akmayacağını biliyordu. Peki o zaman niye bu kadar sert faiz indirimi yapıp da içeride doları müdahale edilmesi gerekir seviyelere yükseltti? Serbest piyasa enstrümanlarına bu kadar çok müdahale normal karşılanır mı sizce? Aslında şöyle yani birinci soru şu. Merkez Bankası bir kere çalışmasında da İbrahim Burak Kanlı'nın yaptığı çalışmada çok net bir şekilde not artışı sonrasında neler olabileceği gözüküyor. Hı hı. Yani bir sürü ülke incelenmiş. Burada borsa için olan şey, borsa not artışından önce dış piyasaları, dış borsaları sürekli pozitif ayrışıyor. Arkasından not artışı sonrasında düşüyor diğer ülkelerde de. İlginç taraf şu, TL değer kazanıyor. Yani aslında not artışı sonrasında diğer ülkelerde ülkenin parası değer kazanıyor. Tamam mı? Elindeki bilimsel veri bu Merkez Bankası'nın. Orada zannedersem 20 tane ülke incelenmiş. Şimdi not artışı yatırım yapılabilir seviye. Ben şeyden emin değilim. Merkez Bankası'nın gerçekten hemen para gelmeyeceğini bildip bilmediğinden emin değilim. Yani onlar çok daha iyi biliyorlar ama Merkez Bankası hiçbir şeyden çekmedi bu gelen paradan çektiği kadar. Yani şu ana kadar tek amacı TL'nin değerlenmesini önlemeye yöneldi. Yani enflasyon hedefi falan filan hikaye artık. Yani öncelikle büyüme ve TL'nin değerlenmesini önlemek. Yani ihracat zor gidiyor. Avrupa'da çok kötü bir talep var. Dolayısıyla ihracatçılar zor durumda. O yüzden şu an müdahale edilebilecek seviyeler dese de Turgut Bey öyle olduğunu düşünmüyorum şu an. Merkez Bankası rahatlamıştır hatta. Evet. O yüzden 50 bas puanı bence agresif indirdi. Çünkü o bilimsel çalışma, eldeki tek makale o. Orada çok net bir şekilde ülke parası değer kazanıyor. Şeye rağmen yani realizasyon borsada oluyor, düşüyor ama mesela tahvil ve bonoda net etki görülmemiş. Tahvil bonoda. Ama CDS'lerde net etki var. Not artırımı sonrasında senin uluslararası piyasalardaki faiz farkın gelişmiş ülkelerle düşüyor ve düşerek düşmeye de devam ediyor. Bir tek borsada tersine hareket görüyorsun. TL'nin de değer kazanması gerekiyor. O açıdan bence Merkez Bankası bunu değerlendirdi. Peki hocam bir reklam aramız var. Çok kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da.
Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam şimdi sorularla sürdürelim. Tabii FED tutanakları açıklanacak yarın. Altın önemli. Onunla ilgili sorular var. Umut Kaya diyor ki, altında FED tutanakları öncesi sert hareketler oluyor. Ons bazında bundan sonra seyir yukarıda nereye gider, aşağıda nereleri görür demiş. Evet, altında hareket çok sert. Dün 1342 dolarları da gördü altın. Ve bu sabah itibariyle de dibe yaklaştıktan sonra tekrar bir yukarı dönüş yaptı. Şimdi yarın FED tutanakları var. FED tutanaklarında da şu ana kadar FED tutanaklarının ne olduğunu adeta piyasaya anlatmak adına Evans, ondan sonra Plosser, yani FED üyelerinden bunlar, Yellen, bunlar konuştular. Ve şu bir gerçek, artık FED şunu açıkça beyan ediyor. Diyor ki ben bu zamana kadar yapmış olduğum parasal genişleme artık ekonomiye çok fazla bir fayda sağlamıyor diye. Hani içinden birkaç üye söylüyor da, ama bunu sanki bilinçli bir şekilde söylüyorlar. Yani öyle hani sıradan çıkmış da konuşuyor değil. Bir o görüş söylüyor, bir öteki görüş söylüyor, tamam mı? Yani aslında ortada bir yerdeyiz ama yavaş yavaş da piyasayı bu parasal genişlemeyi azaltacağımıza dair hazırlayalım mesajı var bence. İyi polis kötü polisi mi oynuyorlar? Kesinlikle. Yani şöyle bir şey düşün. Ya hani ben buna böyle bir imkan sağladım da bu imkanı artık alacağız. Ama Yaşar sen git şöyle söyle. Sen de şöyle söyle. Yani adam şoka uğramasın. Yani şimdi bu imkanı alacağız elinden. Evet. Tamam mı? Yani öyle düşünebiliriz. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum bu tutanaklarda biraz daha ton yükselecek şey anlamında. Yani parasal genişlemenin zayıflayacağı anlamında. Yani bu yılın sonuna kadar belki 85 milyar dolar almaya devam edecekler. Hani hem tahvil bunu hem de diğer varlıklar. Fakat belki Eylül ayında kesebilirler. Ne bileyim 85'ten önce 75'e düşürebilirler. Sonra işte 60'a, sonra 40'a ve Ocak ayından itibaren de artık alımı kesebilirler. Piyasa bunu gördüğü için de rahatsız olur. Henüz borsaya yansımadı. Yani henüz borsada bunun net sinyalini görmüyoruz. Ama altın bu haberlerden çok etkileniyor. Şimdi dün dibe tekrar geldi. Zaten dünkü programımızı izleyenler varsa Cüneyt Baksoy'la yaptık programı. Özellikle dibe yaklaştığı için buradan mutlaka bir tepki olabileceğini söyledim. Şimdi grafiği verelim arkadaşlar. Aynen buradan bir tepki ben bekliyordum ama bu tehlikeli bir tepki. Yani ikinci defa dip test edildi. Yani bu çok kötü bir şey. Yani ikinci defa 1340 seviyesi test edildi. Şimdi burada buraya geldiği zaman bunu kırmaz aşağı. Genellikle buradan aşağı kırmaz. Sebebi de şudur. Herkes buranın daha önceki dip olduğunu bildiği için buradan alım geleceğini bilir. Ve bu tamamıyla psikolojik bir tepki olarak görüyorum ben. Yani altını yukarı yükselten şeyin herhangi bir haber, önemli bir şey olduğundan ziyade. Asıl tehlike ne biliyor musun Barış? Asıl tehlike altında şunun olması. Yani ben o tehlikeye karşı uyarayım. Özellikle şu seviyelere kadar yükseldikten sonra buralarda bir süre kalması, hatta bir miktar yukarı giderken buralarda durması ve aniden aşağı gelmesi. Yani bu bölgede altın 1350'den uzak bir bölgedeyken, yani 1350 çizgisi burası, 1350'den uzak bir bölgedeyken, tam bu bölgelerde dururken bir anda aşağı kırması, yani 1320'nin de altına gelmesi direkt olarak o zaman şeye kadar götürür. Yani 1180 şurası şu seviye, hemen onu şey yapalım, verelim. Şu seviye, evet 1050 dolar var ve şu seviyede yaklaşık olarak 1200 dolar, 1230 dolar. Yani en azından 1200 dolarlara kadar gider. Ne olursa gider, hani bu şimdi şunu biliyoruz. 1320'nin altında bir kapanış olduğu anda ve bu kapanış aniden ve sert olabilir. Şimdi altında benim normal beklentim şöyle olması yönünde. Yani dünya enflasyonu bekliyorsa normal şartlarda burayı kırmaması, fazla yükselmemesi ve bir süre buralarda gidip gelmesi lazım. Yani şu seviyelerde bu şekilde gitmesi lazım. Ama kırma gerçekleştiği an tehlike. Yani o zaman 1200. Fakat buralarda gitti, sonra tekrar yükseldi, tekrar düştü. Ve ne zamanki şu 1480'in üzerinde bir kapanış olur,
altın ancak o zaman biz artık yukarı hareketine başladı diyeceğiz. Yani şu an altın için bir yukarı hareket diye verebiliriz. Yani şu anda 1400'den 1450'ye gelir diyebilirim. O çok rahat bir hareket ama altında kalıcı ve yukarı yönlü net hareketin başladığını söyleyebilmemiz için bizim 1480'in üzerinde kapanış gerekiyor. Ve bu aşamada altınla ilgili yazılan, çizilen birçok şeye kimse bakmasın. İki tane seviye var. Birisi 1480, birisi de 1320. 80'in üzerinde kapanırsa long ol, yani al. 1320'nin altına geldiği anda $150 daha, $100-150 dolar daha aşağı düşüş söz konusu olabilir. Hatta bu daha yüksek olabilir çünkü burası 1350 ile 1500 arası $100-150 şu boyut. Yani bu boyut $150 olduğu için burası kırıldığı anda aşağı doğru en az 100 ile $150 civarında bir sert hareket oluşur. Altında alım yapmak için bunu görmek lazım. Şimdi alım yapılabilir mi? Bak işte yatırımcılık burada başlıyor. Yani finansal okur yazar yatırımcı şunu yapar. Evet 1400'de alır. Alınır çok rahatlıkla. Fakat hep aklında şu vardır. 1320'nin altında kapanış olduğu anda ben o zarara katlanacağım. Evet. Bunu diyebiliyorsa buyursun alsın. Ama ben o zarara katlanmam hocam, öyle bir zararı riske niye alayım diyorsa zaten asla buralarda işlem yapmasın. Kesinlikle buralarda işlem yapmasın. İlk tepkide, yani dün ilk tepkide burası 1340'a 50'ye gelmişti. Orası alınabilirdi. Çünkü 1320'yi aşağı kırdığında sadece $20-30 zararla kurtarıyorsun. Yani o kadar az bir zarar riskine karşı hızlı bir yükseliş getirisi söz konusu. Ama burası uzaklaştı şu an. O açıdan benim söyleyeceğim şey altında bunu izlemeleri. Az önce söylediğim evet. Mesajı. Safiye Hanım da diyor ki hocam, iki sene önce dünyada hiçbir trendin sonsuza dek ne aşağı ne de yukarı gitmeyeceğini ifade etmiştiniz. Ve altının da ekonomiler ancak iyileşince düşeceğini tahmin etmiştiniz. Altındaki düşüş ekonomilerin iyileşeceği beklentisiyle gelen aşağı trend mi? Ve Moody's Türkiye'nin not seviyesinin eşdeğer nota sahip birçok ülkeden daha iyi konumda olduğunu açıkladı ama madem öyleydi neden hak ettiği dönemlerde bu notlar verilmedi ve ülke daha az borçlanmadı demiş. Yo, aslında şöyle söyleyeyim, yani hiçbir trend sonsuza kadar tabii ki devam etmez. Ekonomilerde iyileşme başladığında altın düşecektir. Nitekim Ocak ayında Amerikan ekonomisinde bayağı bir toparlanma vardı. Ve o toparlanma sonrasında duraksamaya geçti. Şu an son bir aydır yeniden bir toparlanma belirtisi var. Asıl altını yükseltecek şey bundan sonra ekonomilerin artık kötüye gitmez, bundan sonra resesyon olmaz dediğimiz yerdir. Yani bundan sonra ekonomiler kötüye gitmez, artık ekonomiler hep büyüyecek dediğimizde altını tekrar yükseltecek faktör devreye girecek. Şimdi negatif faiz olduğu sürece altının hikayesi bitmez. Yani Amerika'da şu an negatif faiz var. Enflasyon yükseldiğinde Barış, yani Fed çizdi orayı. 2,5 dedi. Enflasyon 2-2,5'a geldiğinde hala FED faizleri yükseltemiyorsa negativite artıyor demektir. Negatif olay artıyor demektir. O zaman enflasyonun yükseldiği beklentisi oluştuğu gün altında biz yeniden sert yukarı hareketler göreceğiz. Fakat şu aşamada henüz daha Avrupa Birliği 6 dönemdir, 6 çeyrektir resesyondayken, yani eksi büyüme var. Diğer taraftan bugün basına yansıdı. Çin verilerle oynuyor. Aslında o kadar dış ticaret fazlaları yok. Kandırıyor. Verileri manipüle ediyorlar diye Goldman Sachs ve Bank of America yayınlıyor bunu. Ha. Yani öyle sıradan bir adam yayınlamıyor. Çin verilerle oynuyor diye Bank of America yayınlıyor. Dolayısıyla Amerikan Bank yayınlıyor yani. Dolayısıyla benim burada söylemek istediğim şey şu. Altındaki yükselişin başlayabilmesi için şu anki negatif faizlerdeki negativitenin artması lazım. O da enflasyon olacaktır. Enflasyon ne zaman gelir? 1970'te Bretton Woods çöktüğünde basılan paraların enflasyon yaratması ne zamandı biliyor musun? 78-80'di. Yani o zaman basılan paranın enflasyona ciddi biçimde yol açması 78-80'leri buldu. Yani aradan 8 yıl geçtikten tabii sonra 7-8 yani vücuda girdikten sonra bu para, bu dünyada basılan bu para kana girdi şu an. Bir şekilde o virüs hortlayacak. Yani bir şekilde bu ortaya çıkacak. Çünkü o zaman ekonominin kanunlarının değişmesi lazım eğer çıkmazsa ortaya. Bu nedenle altında ciddi bir kar realizasyonu yaptılar. Yeri geldiğinde de toplayacaklar yeniden bence. O yüzden evet. Altınla ilgili uzun vadeli hikaye hala var. Ama kısa vadede önümüzdeki 2-3 ay içerisinde çok fazla bir şey beklememek altında lazım. Altında ilgili çok soru var hocam bu arada. Nurullah Başar da diyor ki
4 kilo has altın alan 101 liradan ne yapsın? Alıp satım hangi seviyelerde diye sormuş. Sonra 2000 dolarla ilgili başka sorular var, ona birazdan geleceğiz ama yine altını 101.300 liradan alan 4 kilo alan ne yapsın diye başka bir soru herhalde. Aynı kişiden evet. Söz ediyorlar. Altın alım satım seviyeleri nelerdir sorusu var. Özür dilerim. Demin söyledim. Onu o sorunun cevabını verdim. Ama yani... şu has altın, bana mesela hafta sonu soruldu bu. Elimde bir miktar altın var. Fiziki olarak var. Bir kuyumcu dükkanını kapatmış. Küçük bir şey var, birikim var. Evde tutuyorum diyor, korkuyorum da ne yapayım ben şimdi diyor. Bir yandan da düşüyor, satacaktım satamıyorum diyor işte. Benzer bir şey işte. 4 kilo has altın almışım 101 liradan, ne yapayım? Cevap şu, ne yapayım diyen insana. Birincisi, bu altına yatırdığın paraya ne kadar süre ihtiyacın yok. Tamam mı? 3 ay sonra lazım olacaksa, 3 ay sonra lazım olacaksa 1320 doların aşağı kırıldığı gün sat kardeşim. Çünkü %5-6 daha düşer. Daha düşecek. Evet, evet, o zaman düşer. Eğer o gün sat, yani şu an sat demiyorum. Çünkü buralarda durur, hı hı. Sonra tekrar yükselişe de geçebilir. Onu tahmin etmek zor. İkincisi, en önemli yani yatırımcı farkındalığı, finansal okuryazarlık dediğimiz şey bu. Yani 4 kilo altına sadece bir tane, yani bütün yumurta bir sepette ve sepet elinden düşmüş Barış. Tamam mı? Olay bu. Hiçbir zaman ben şunu, sen hatırlıyorsun. Yani yayınlarımızın hiçbirinde altın önerdiğimiz zaman dahi aman ha yüzde portföyün %20-25'ini geçmesin altın. Bu bir sigorta olarak hı-hı. dursun. İlerideki hiper enflasyon için hiç kullanmayacağınız bir parayı yatıracaksınız yatırın şeklinde söylemiştim. Şu an aynı şeyi söylüyorum. Niye hepsi altında? Niye veya hepsi dolarda? Niye hepsi şeyde? Çünkü bu sağlıksız ciddi anlamda psikolojik sorunlar oluşturuyor insanlarda. Düşünebiliyor musun? O insanın tek izlediği şey artık umutla böyle ekranda altını yükselmesini beklemek. Umutsuz bir şekilde beklemek. Bir süre sonra ufacık hareket ciddi anlamda travma yaratacak. Ve o travma çok yanlış bir yerde bütün altının elinden hı hı. çıkmasına sebep olacak. Ve gerçekten şunu belirteyim. Yatırımcı dediğiniz kişi ilk kuralı yerine getirendir ilk başta. O kural da bütün yumurtaları bir sepete koyma kuralıdır. Yani bu 2-2 daha 4 eder kadar doğru bir kanundur. Yatırımcılığın hı hı. ilk maddesidir. Evet. Peki hocam, vaktimiz azalıyor. Dolara da bakalım mı? Dolar daha ne olur, nereye gider? Evet. Önümüzdeki 10 gün dolar demin yükselir diye sormuş bir izleyicimiz. Bir sorunun bir kısmını yarım bıraktım diye hatırlıyorum da. Bir hanımefendi soru sormuştu. Sen şey yapmıştın ama. Safiye Hanım sorusu mu? Evet. Moody's'le altını birlikte sormuştu. Tamam. Moody's hani şu an diyor ki işte normal kendi kategorisi içerisindeki ülkelerden daha iyi evet. durumda. Hakikaten yani ya. Ben de soruyorum o soruyu. Yani madem öyle de niye o zaman sadece BBB'ye getiriyorsunuz, yatırım yapılabilir. O zaman bir kademe daha üzere çıkartın. Ve bizim gerçekten de hakkımız var o notu almaya. Fakat eğer notumuz daha önce yükselseydi daha az borçlanılmaz mıydı diyor ya, orada yanlış yapıyor yalnız. Orada daha fazla borçlanırdık. Çünkü piyasa ne kadar güven duyuyorsa, ne kadar artık geleceğini mükemmel görüyorsa har vurup harman savurur. Paranın şeyi düşer, getirisi düşer. Yani ciddi anlamda düşer. Verimsiz alanlara kaymaya başlar. Aynen işte gayrimenkul bilmem neye kaymaya başlar. Şu an Türkiye'de de o süreç başladı. Ve ben bu not artışlarını yemin ederim sana hani çok olumlu olarak da göremiyorum yani. İyi evet. Allah'tan dolar falan artmaya başladı da biraz önünü kessin iç talebin yani. Şimdi dolara bakalım. Dolarda şöyle bir durum var. Verirsek grafiği arkadaşlar. Birincisi evet, bu arada borsa da açıldı. Hemen onu da şey yapalım. Borsayı da söyleyeceğiz daha sonra. Şurası 1.83 seviyesiydi Barış. Dün de bu grafiği verdim. Yani 1.83'e geldik döndü. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya yaklaştık 6. 6 kere denendi bu seviye ve kırılamamıştı. Şimdi burası bir defa denense kırılsa, tamam mı? Hı hı. Biz o zaman şey deriz. Ya geçici bu. Yani bu dolardaki artış geçici. Dolayısıyla geri düşecek deriz. Evet. Şimdi 6 defa kırmayı deneyip de geçemediği yeri 7. defada geçtiği için bu önemli bir geçiş. Yani doların 1.83'ü geçmesi çok önemli. Şimdi beklentim şu. Şuradan itibaren aşağı doğru bir geri çekilme. 83.20, 83.50'lere doğru. Hı-hı. Buralarda durma ve yeniden bir yukarı atak.
bekliyorum. Dolayısıyla dolarda 1.84 seviyesinde zannedersem şu an 1.84-33 seviyesinde 1.84'ün altına geldiğinde long pozisyon alım yapılabilir. Hı hı. Çok dikkatle dinlesinler. Ama bir şartla eğer 83 seviyesinin altında kapanış olursa o zarara katlanacak olanlar. Diyelim ki elimde 10 bin dolar alacağım. Bu ne kadar yapar? 18.420 lira yapar. Yani ben 1.84'ün altında, evet. Pardon şu an kaç? 1.84.33. 1.84 altında. 18.400 lira yatıracağım. Peki 1.83 aşağı kırılırsa ne kadar zararım olacak? 18.300 liranın altına geçecek. Hı hı. Hadi 18.280 diyelim. 120 lira, 150 lira zararı göze alıyorsam eğer, o zaman 84'ün altına geldiğinde ben alırım altını, doları. Hedefim de 1.86 ile 1.87 aralığı olur. Peki getirisi ne olur o zaman? 1.84'ten almışım veya altından almışım. 18.400 lira, 18.600 lira civarında bir para olur. Yani 200 lira kazanabilirim. 100 lira zararı göze alabiliyorsam 200 lirayı kazanabilirim. Aksi halde kazanamazsın. Bu piyasalardan hiçbir şey kazanamazsın. Peki emin ol 1.87'ye gelsin dolar. O gün daha fazla soru gelecektir dolar alalım mı diye. İşte o gün çok soru gelmeye başladığında da zaten o gün satman gerekiyor. Ne zaman kuyruk görürsen o zaman orada satman, hı-hı, gerekiyor. Kuyrukta mal almayacaksın. Yani söylemek istediğim şey şu. Yatırımcı dikkat edersen, ben burada bir strateji anlatırken bu genel bir strateji. İster borsa olsun, ister hisse senedi olsun, ister altın olsun. Ne kadar zarara katlanacağım sorusunun cevabını vermeyen hiçbir şeyi alıp satmasın. Asla ve de bulaşmasın hiçbir şekilde. Hı-hı. Bu yüzden bu yatırımın altın kuralı bu. Şu an borsa açıldı. Hemen evet, ona da bakalım hocam. Borsa yüksekten açıldı. Dünkü kapanışın üzerinden açıldı. Dünkü kapanışın aşırı olduğunu gördü. Yüksekten açıldı ve 90.642, 90.165'ten kapanmıştı. Ve tahmin ediyorum borsa burada şöyle bir şu 93.000 seviyesinden gelen düşüş, %38.2 çizgisi şurası, 91.151 ve 91.750 de şu seviye. Bu seviyenin üzerinde kapanış olmadan borsada yeni bir çıkış başladı diyemeyiz. Bugün borsa tahmin ediyorum yukarı açıldı. Yukarı açıldıktan sonra 91.000 ve 91.150 seviyesini zorlayabilir. Fakat oraya da kadar zorlayacağını zannetmiyorum. Buralarda yatay sıkışık gidecektir. Bugün genellikle bugünkü seviyenin üzerinde bir kapanış bekliyorum. Ama yarın tekrar düşüşüne devam edebilir. Bu klasik bir harekete benziyor. Hocam son bir dakika şöyle bir soru var. Fatih Türker diyor ki altın düşerken BIST'teki altın hisselerinin akıbeti ne olur acaba? Onu dün de cevaplamıştık. Üretici olanlar olumsuz etkilenir. Çünkü hani benim ürettiğim malın fiyatı düşüyor. Değeri düşüyor. Dolayısıyla ben 100 kilo altın sattığımda daha önce 1600 dolar kazanırken, tabii, şimdi 100 kilo altın sattığımda 1350 dolar kazanıyorum. Hı-hı. Dolayısıyla o karları azaltır. Dolayısıyla satışların maliyetini artırır. Karlılık düşünce bu da şirketin dağıtabileceği kar miktarını azaltacağı için olumsuz yatırımcı ya, olumsuz etkiler. Bir de altını ham madde olarak alıp işleyip takı olarak üretip üzerine katma değer yapıp satanlar da var. Onlar için altının düşmesi takı alma konusunda veya hani düğüne giderken olumlu etkiliyor. Onu genellikle, hı-hı, olumlu etkilediğini görüyorum ben. Dolayısıyla o yaptı illa altın işinde olan herkesin fiyatı düşer, tabii, anlamında alınmamalı. Peki hocam süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber ediyorum, olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.